kıymetli izleyicilerimiz, İş ve Başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Bu hikaye nasıl başladı? Neden özellikle kuaför sektöründeyiz? Babam keşfetti. Keşfettikten sonra arkadaşının yanına gittim. Hı. Orada bir süre çalıştım. Daha sonra onun okuluna kaydoldum. Yani Kız Meslek Lisesi'ne kaydoldum. Torbalı. Aa. Kız Meslek Lisesi'ne. Oradan mezun oldum. Bütün belgelerimi aldım. Staj gördüğüm yerlerden güzel tekniklerini öğrendim ustalarımın. Yani okul dışında çıktıktan sonra tabii o öyle kalmıyor. Daha sonra başka belgeler almak için başka yerlere gittim. Kayıt oldum. Oradan da birkaç teknik öğrendim. Birkaç çok bilgi güzel. Aldım. Çok daha güzel. Kurslarımız devam ediyor. Kalıcı makyaj kurslarımız, saç makyaj. G5'imiz olsun, saç tasarım olsun, renklendirme olsun. Ne yapıyoruz G5'le beraber burada? Tabii vücut sıkılaştırma yapıyoruz. Selülit giderme yapıyoruz. Cilt germe, cilt sıkılaştırma, zayıflama, bölgesel olarak zayıflama. Gerekirse müşterinin isteğine göre ayarı düşürülüp onlara masaj Çok güzel. Da bulunma. Asıl uzmanlık alanımız bu noktada nedir? Ombre, sombre, yaz renkleri, sonbahar renkleri. Hı hı. Onlara daha hakimim. Eğitimini aldığımız için daha da uzmanlaştık o konuda. Çok güzel. Aslında saç renklendirme dedik ama bu çok önemli çünkü saç yapısı her şeye kalana kadar kişinin yüz hatları yani o kullanılan renk bile çok önemli diye düşünüyorum. Zaten bir kişiyle geldiği zaman sadece yüzüne odaklanmıyoruz. Geldiği zaman bütün olarak bakıyoruz bir kişiye. Kıyafetleri nedir? Mesela bakıyorum şu an sen toprak renklerindesin. Evet. Toprak renklerine takılıyorsun, sonbahar renklerindesin. Evet. Bir kişinin kaşı, gözü, dudağı, saçına ne gidebilecek? Doğalsın. Doğal aralarında sadece omrelerin, somrelerin var mesela. Evet. Gelen kişiyi de o şekilde analiz ediyoruz. Ona göre sana mesela diyorsun kızıl istiyorum. Sana kızıl yapmayalım. Sana sonbahar renkleri daha iyi olur. Güzel. Yani sen bunu daha iyi kullanabilirsin diyoruz. O şekilde ilerliyoruz. Zaten gelenler benim müşterim olmuyor bir zaman sonra. Misafirim, ailem. Hani çok güzel. Kendime ne kullanıyorsam karşımdaki kişinin de cildinin daha pürüzsüz olması için onun da aynısını kullanıyorum. Mesela MAC'in, Not'un ürünlerini kullanıyorum. Maybelline'in, Pastel'in. Yani elimden geldiğince kendime ne iyi hissediyorsam karşımdaki kişinin de iyi hissetmesini sağlayacak ürünler kullanıyorum. Evet. Kaç kişiye kadar burada hizmet verebiliyoruz? 5 kişiye çalıştırabiliyor, 5 kişiye hizmet verebiliyorum. Artı bekleme alanlarımız geniş. Evet. Arkada odalarımız da mevcut. O yüzden ortalama bir 8-10 kişi ağırlayabiliyorum. Çok güzel. Her yapı da çok güzel. Kaç kişiye kadar burada hizmet verebiliyoruz? 5 kişiye çalıştırabiliyor, 5 kişiye hizmet verebiliyorum. Artı bekleme alanlarımız geniş. Evet. Arkada odalarımız da mevcut. O yüzden ortalama bir 8-10 kişi ağırlayabiliyorum. Çok güzel. Bu noktada zaten randevulu bir şekilde çalışıyorsunuz değil mi Elvan Hanım? Yani evet çat kapı tabii ki misafirleriniz olacak. Müsait olduğunda onları da alıyorum. Geri çevirmiyorum mümkün olduğunca. Genellikle randevulu çalışıyoruz. Röportaj öncesi de bahsettik aslında. Bu sene özellikle düğünlerde çok artış oldu. Özellikle pandeminin de bitmesiyle beraber ama özellikle gelinlerimiz için yaptığınız ekstra bir hediyedir, bir kampanyadır vesaire var mı bu noktada? Tabii gelinlerimiz isterlerse onlara cilt bakımı yapıyoruz. Bir makyaj öncesi cilt bakımı yapıyoruz. Onları rahatlatmak amacıyla, yüzlerinin gerginliğini masaj yapıyoruz. Daha da gerginliğini almak amacıyla. Sonrasında manikürü, pedikürü isterlerse onların öncülüğünde onlara yardımcı oluyoruz her konuda. Harika. Şimdi tabii ki siz burada bir firma sahibisiniz aynı zamanda. Hem işletmecisiniz hem bir kadın girişimcisiniz. Hem de burada aslında sizleri tercih ederek geliyorlar ama ben özellikle merak ediyorum yani 2008 yılından beri bu sektördesiniz. Elbette ki insanlar sizleri beğeniyorlar. Beğendiği için de uzun yıllardır devam ediyorsunuz. Sizce başarınızın sırrı bu noktada nedir? Ne olduğunu düşünüyorsunuz? Samimiyetim, güler yüzüm. Yani insanları geldiği zaman ailem gibi karşılıyorum. Ben onları müşterim olarak görmüyorum. Hiçbir zaman para niyetiyle de başlamadım bu işi. Çok güzel. Para kazanmak amacıyla da yapmıyorum. Kazanıyoruz elbette Allah'a çok şükür ama insanları önce memnun etmek. İkinci benim planda. Amacım. Evet benim ilk amacım insanların o güler yüzünü burada görmek. Panyadır vesaire var mı bu noktada? Tabii gelinlerimiz isterlerse onlara cilt bakımı yapıyoruz. Bir makyaj öncesi cilt bakımı yapıyoruz. Onları rahatlatmak amacıyla yüzlerinin gerginliğini masaj yapıyoruz. Daha da gerginliğini almak amacıyla. Sonrasında manikürü, pedikürü isterlerse onların öncülüğünde onlara yardımcı oluyoruz her konuda. Harika. Kemalpaşa'da mı kalmak istiyoruz? Aklımızda neler var? Tabii ki de ilerleyen dönemlerde yetiştirdiğim kızlarımla beraber, elemanlarımla beraber belki onları buraya bırakır, ben başka bir şube açarım. Çok belki de ben burada kalır, onlara başka bir şubeye aktarırım. Çok alan nasip ederse.